Posta TV ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Güne ait gelişmelerle bu akşamda birlikteyiz. Pandemi sürecinin normalleşme ile durağan geçmesi gözleri turizm sektörüne çevirdi. Türkiye için en önemli iki pazar olan Almanya ve Rusya'dan turist gelecek mi? İç pazarda hareketlilik olacak mı soruları sektör temsilcileri tarafından yorumlandı. Almanya'nın 31 ülkeye turist gönderecek olması ancak bu ülkeler arasından Türkiye'nin bulunmaması da bu pazara yönelik kaygılara neden oldu. Altay Başkan Yardımcısı Dahaoğlu umutsuzluğunu korurken Altet Başkanı Burhan Sili ise sezonun açılacağından emin. Altay Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, 31 ülke içinde olmayışımız gerçekten biz turizm camiasında büyük üzüntü yarattı. Her ne kadar bazı kesimler buna inanmak istemese de gerçek şu ki, Almanya'dan ülkemize turist şu an için gelebilecek durumda değil. Çünkü ülke bunu zaten yasakladı. Benim korkum şuydu, Almanya buradaki büyük abi. Umarım ki bunu diğer ülkelerde almazlar şeklindeydi. Fakat Hollanda'da aynı şekilde bir açıklama geldi. Hollanda dün akşam tatil planlamasını Türkiye'ye dahil etmedi. Hollanda'dan 20 Haziran'dan itibaren uçuşlar başlayacaktı. Bununla ilgili satışlar vardı, paketler vardı. Fakat bu durumda şu an operatörler de ne yapacaklarını bilmiyorlar. Misafirlerin arayıp da teker teker iptal etmek veya daha ileriki bir tarihe almak durumunda kaldılar dedi. Altet Başkanı Burhan Sili ise daha umutvari değerlendirmelerde bulundu. Sili, şu anda Almanya, özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve birkaç da bunun dışında ülkede gidebilir şeklinde bir açıklama yaptı. Ama şu kesin ki Almanya özellikle Türkiye özelinde ve Antalya'nın genel durumu bizim tahminimizce öyle ya da böyle açılacak. Antalya hem Türkiye ortalamasının hem de dünya ortalamasının COVID-19 istatistiklerinin çok altında performans gösterdi. Bunun olumlu yansıması olacaktır. Alman tur operatörleri de dahil olmak üzere insanlar Türkiye'ye gelmeyi çok çeşitli platformlarda dile getirdiler. Dolayısıyla bize göre açılacak bir tarih vermek gerekirse Temmuz ayı gibi olacaktır. Fakat olacaktır. Alman hükümetinin bu kadar talebe ve bu kadar olumlu veriye kayıtsız kalmaması gerekiyor dedi. Rusya'nın hastalıkla alakalı olarak değerlendirme yapan Sili, Avrupa'dan biraz daha geç de olsa sonuçta Rus pazarının açılacağını düşünüyorum. Bu verileri ve istatistikleri bir bütün olarak değerlendirdiğimizde tabii ki sezon 2019 gibi olmayacak dedi. CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Asat'ın su zammı yaptığına ilişkin gelen eleştirileri değerlendirdi. Karadağ, suya bahsedildiği gibi yapılan bir zam söz konusu değil diye konuştu. Zam yapıp da zam yok diyerek inkar etmek bize göre siyasetinde, belediyeciliğinde gereği değildir. Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın Asat'ın su zammı yaptığını ancak bunu gizlediği yönündeki eleştirilerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden cevap geldi. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Asat'ın su zammını tek başına yapması mümkün değil. Zam meclis onayından geçip tefetüf artışlarına göre faturalara yansımakta dedi. Sayın Mustafa Türkdoğan, MHP ilçe başkanı, suya zam yaptığını ve de elinde bir dokümanla birlikte evet suya bir zam var diye ve hatta bunu bir esprili bir cümleyle beraber ok atan yayını saklamamalı veya yayını saklamamalı gibi bir espri de yaptı. Şimdi ben buradan kamuoyuna şunu duyurmak istiyorum. Birincisi zam Asat'tan yapılmasının şekli şemali şudur ki bunu bundan önceki ilçe başkanlığı yapan, bundan önceki belediye başkanlığı yapan, bundan önceki yönetici yapan tüm arkadaşlarında bilgisi olması gerekiyor. Asat Genel Kurulu toplanır. Asat Genel Kurulu bir yüzdelik belirlenir. Bu yüzdelik üzerinden atıyorum su bir birimse %20 zam yaptım diyerek %1.20 zammını açıklar. Daha sonra ise bu daha önceki Büyükşehir Belediye tarafından, yasası tarafından hazırlanan TEFE TÜFE ile birlikte her ay TEFE ve TÜFE oranında bir zam oranı otomatik olarak, zam değil bir artış oranı otomatik olarak gelir. Bu sadece Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde değil, tüm Türkiye'deki belediyelerde zam bu şekilde yapılır. Yani
Öncelikle ASAT Genel Kurulu toplanır. Bir yüzdelik belirlenir. Bu yüzdelik Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gidir. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onayından geçtikten sonra yürürlüğe girer. Şimdi ben sizlere Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayında 2020 ASAT Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu ve ASAT'ın kendi sitesinden zaten yayınladığı bir olay. Yani bu hiçbir zaman gizli ve saklı olan herhangi bir döküman değildir. Bu sadece ASAT'ın listesine, internet sayfasına girildiği zaman ASAT sayfasında gözüken bir olaydır. Şimdi ben sizlere şunu hemen şey yapayım. Ocak ayında 2.63 olan zam, yani 2.63 olan çarpan 1 metreküp su bedeli Şubat ayında 2.65 olmuştur. Arada 2 kuruşluk bir şey vardır, farklılık vardır. Bu tefe tüfeden kaynaklanan bir şeydir, artıştır. Yani herhangi bir zam yoktur. Sayaçların üzerindeki su miktarı ölçülmeli. Faturalardan kontrol edilmeli ve çarpan bakılmalı. Eğer bu çarpanların dışında bir çarpan söz konusuysa bu mutlaka ve mutlaka ASAT'a gidilmeli ve ASAT tarafından düzeltilecektir. İkincisi, eğer ki su sayaçlarımızda bir bozukluk var ise müracaat edilecek, bu sayaçlar sökülerek yenisi oraya takılacaktır. Ben yine iddia ediyorum ve söylüyorum. Bu gizli saklı bir evrak değildir. ASAT'ın şu an... ile ertelenen ilçe kongrelerinin Ağustos ayında yeniden başlaması planlanıyor. AK Parti Antalya İl Teşkilatı'nda Şubat ayı olan ilçe başkanları toplantısında ilçe kongre takvimi belirlenmiş. Covid-19 nedeniyle kongreler ertelenmişti. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun da katıldığı toplantıda Alanya Kongresi'nin tarihi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun programına uyarak 11 Nisan olarak duyurulmuştu. Pandemi sürecine girilmesi sebebiyle ertelenen kongreler AK Parti MKYK toplantısında yeniden ele alındı. Parti sözcüsü Ömer Çelik kendisine yöneltilen soru üzerine kongrelere ilişkin bilgi verdi. Çelik, Ağustos'ta başlamak gibi bir değerlendirmemiz var. Covid-19 tedbirlerine uygun model oluşturacağız. Bir kamp takvimimiz yok dedi. Covid-19 süresince yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle Antalya Valisi Münir Karaoğlu'na Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin tarafından plaket takdim edildi. Tabii. Covid-19 süreci ve normalleşme döneminin Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından çok iyi yönetildiğini belirten ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'nu ziyaret ederek salgın sürecinde yaptığı başarılı çalışmalar ile bölgemizde toplum sağlığının korunmasındaki üstün gayreti için teşekkür plaketi takdim ettik. Ziyaret ayrıca başta lokanta ve restoranların çalışma saatlerinin uzatılması, otobüslerde olduğu gibi taksilerde de normal düzene geçilmesi gibi bazı konularda taleplerimizi kendisine ilettik dedi. Başkanım, Sayın Valim, bir de ben alıyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Biz teşekkür ederiz Sayın Valim. Sayınımızın önce başarılı çalışmalar var. Bölgemizde toplum düzeni kurulmasında ve sorunlar çözmeye çok değerli katkılarınızı nedeniyle. Vali Karaloğlu'na çiçek ve plaket takdim eden ALTSO Başkanı Şahin, her zaman taleplerine olumlu destek aldıklarını söyledi. Covid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan restoran ve kafeler normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başlarken vatandaşların bir nebze de olsa evde kaldıkları görüldü. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle yeniden hizmet vermeye başlayan kafeler ve restoranlara vatandaşların ilgisi koronavirüs sebebiyle geçmişe nispeten azaldı. Yoğun olarak ziyaretçi kabul gören Atatürk Caddesi'ndeki kafelerde artık çok az müşteri oluyor. Kafeler ve restoranlar Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeye ise harfiyen uyuyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında kepenk kapatan esnaf normalleşme planının uygulanmaya başlamasıyla yeniden kepenkleri açtı. Sezona ilişkin bir beklentisi kalmayan esnaf turizmden umutlu değil.
Alanya Posta TV, normalleşme planı kapsamında birçok işletmenin açılması ve yasakların kalkmasıyla birlikte esnafın nabzını ölçtü. Turizm kentinde oldukları için turist olmadan iş yerlerini açmanın bir anlamı yok diyen esnaf, dükkanlarını sadece havalandırmak için açıyor. Berber Yasin Akça, dükkanım açıldı diye sevindim ama iş yok diye dert yandı. İş yerlerimiz açıldı, çok iyi oldu. 2 ay gibi bir süreç kapalı kaldık biz, yani çalışamadık. Kötüydü tabii, dükkanımız açıldı diye sevindik ama açıldı açılmasına da iş yok. Sokakta kimse yok. Şu an kış gününden daha beter. Şöyle demin bir dolaştım geldim, bütün dükkanlar kapalı. Çoğu yer yani öyle söyleyeyim, turizm dükkanları. Sokakta gezen yok, insan yok. Sabahtan beri oturuyoruz. İş yok yani, öyle söyleyeyim. Ama nasıl olacak bilmiyorum ama bu şekilde zor. Olmuyor. Yani bir beklentimiz yok, evet. Yani hiçbir beklentim yok. Yok turist gelecek, yok yerli turist gelecek. Hiç beklentim yok çünkü gelmeyecekler yani. Birkaç tane esnafın açık olduğunu, gerisinin kapalı olduğunu söyleyen tekstil mağazası bulunan Hakan Bahçeci, dükkanı sadece havalandırmak için açıyorum dedi. Ya şöyle bir şey diyeyim. Şimdi 1 Haziran itibariyle genelde ülke genelinde evet dediğiniz gibi bir normalleşme sürecine girdik. Ama tabii şöyle bir şey var. Biz turizme bağlı olduğumuz için yani şurada Cuma Pazarı'nda görüyorsunuz zaten sizde birkaç tane esnaf açık, gerisi kapalı. Biz de sadece hani gelip zaman geçirmek için, dükkanı havalandırmak için açıyoruz. İçeride gördüğünüz gibi zaten ışıklar yanmıyor. Sadece ışıklar kapalı, elektrik gelmesin diye sadece dükkanın önünde oturuyoruz, dükkanı havalandırmak için. Butik işletmecisi Hüseyin Şahinkaya, yaşadığım durumu anlatırken gözlerim doluyor diyerek içinde bulundukları durumun vehametini ifade etti. Ya ben bence mesela Türk, biz normal yerli vatandaşla çalışmıyoruz ama turizmle çalıştığımız için en önemlisi, daha önce de mesela yerli vatandaşlar da alışveriş yapıyordu. Şu anda herkes elindeki parasını, olan parasını yiyecek maddeye harcadığı için, hiç kimsenin cebinde parası olmadığı için, ekonomik sıkıntı çektiği için yani ticaret de fazla iyi dönmüyor veyahut da ticaret iyi değil, alışveriş yok. Çok kötü günündeyiz. Allah inşallah sonumuz hayır eder inşallah. Yani inançlı insanlarız, Müslüman insanlarız. Allah inşallah sonumuzu hayır etsin. Umudunun kalmadığını söyleyen bir başka butikçi Mümin Gümüşlü ise hiçbir beklentim yok diye konuştu. Vallahi durumlar kötü göründüğü gibi. Haziran ayı, kimse yok. Yani bir pek umudumuz da kalmıyor yavaş yavaş ya. Bir beklentimiz kalmadı artık. Bu sene bitti. Dayanabilen dayanacak, dayanamayan batar. Bu yıldan pek umudumuz kalmadı, bitti. Önemli turizm merkezlerinden olan Alanya'da COVID-19 tedbirleri kapsamında denize açılmaları yasaklanan tur tekneleri tüm hazırlıklarını tamamladı. Tek eksikleri ise tura çıkacak müşteri. Yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen tur tekneleri yeniden denize açılmayı bekliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm hazırlıklarını tamamlayan tur teknesi sahibi ve kaptanları sezona ilişkin beklentilerini Alanya Posta TV'ye anlattı. Tur teknesi sahibi Mehmet Ali Yücesan, hazırlıklarımızı yaptık. Denize açılmak için gün sayıyoruz dedi. Bu konuda yeni aldığım tekneyi özellikle de iyi ki almışım diyorum. Bu sezona da geldi. Güzel bir tekne, rahat bir tekne. Devlet tarafından da kontrol edilse herhalde bir açık bir eksik bulunmaz diye düşünüyorum. Onun mutluluğu içerisindeyim. Seviniyorum. İşte sezonumuz herkese hayırlı uğurlu olsun. Hiç kimse yani karamsarlığa kapılmasın. Uzun yıllardır para kazandık. Şimdi de 1-2 ay kazanmayı verelim. Ne yapalım? Tabii herkesin borcu harcı var ama hayat her şeye rağmen güzel. Karamsar olmayalım. Önümüzde iyi günler var. Türkiye zaten turizm açısından dünyaca reklamı büyük. Gerek korona açısından, gerekse reklam açısından. O konuda ben çok umutluyum. Karamsar değilim. Bekliyorum. Teknem hazır. Personelimle beraber. Diğer arkadaşlarımız da %70'den hazırlandı. Mesela birkaç gün sonra işte iç hatlar açılırsa, dış hatlar açılırsa Haziran 15'i gibi
biraz daha canlılık olur ve işimize devam eder gider diye düşünüyorum. Gereken tedbirleri aldıklarını kaydeden Metin Ceylan ise gönül rahatlığıyla Mavi Tur'a hasret kalanlar turlarını yapabilirler diye konuştu. Biz de gereken tedbirlerimizi aldık. Valiliğin, işte Turizm Bakanlığı'nın açıklamasından sonra teknelerimizin dezenfektesini, işte ilaçlamasını hepsini yaptık. Müşterilerimizin, gelecek olan müşterilerimizin hiçbir tereddütü olmasın. Bütün teknelerimizde eldiven, maske, işte el dezenfektesi hepsi hazır. Gönül rahatlığıyla gelip turlarını yapabilirler. Hiçbir sıkıntımız yok. Zaten bunlar da Turizm Bakanlığı'nın bize koyduğu şartlar. Kapasitelerimiz %50-%50. Teknelerin içinde de işte sosyal mesafeyi koruyoruz. Onun için kapasitelerimiz yarıya düştü. Biz kendi teknemizde şimdi dezenfektesini yaptık, ilaçlarını yaptık, ilaçlamasını yaptık. Tabii bunun belgesini de aldık. Kapasiteyi düşürdük işte. Normalde 35 kişilik, 15 kişi taşıyabiliriz. Teknenin içinde de sosyal mesafeyi koruyacağız zaten. Kolonyadır, maskedir, eldivendir. Hepsi var yani. Önlemlerimizi biz bu şekilde aldık. AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Ağustos ayında başlaması planlanan kongreler öncesinde istişare toplantılarına başladı. İlk toplantıda sorun ve öneriler değerlendirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Teşkilatı tarafından 3 etaptan oluşan mahalle başkanları toplantıları bugün başladı. AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte mahalle başkanlarının katıldığı toplantıların ilk 2 etabı bugün gerçekleşti. Gece saatlerinde biz de basından bu acı haberi aldık. Özellikle Hatay sınırımızda gerçekleşen, İdlib'de gerçekleşen bu hain. Alanya'nın her mahallesindeki sorun, öneri ve istekleri bizzat takip eden AK Parti İlçe Teşkilatı bu toplantılarla mahalledeki sorunları ve vatandaşların önerilerini bir kez daha birinci ağızdan duyma şansı elde ediyor. Toklu, tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde toplantımızın 3. etabını da gerçekleştirerek Alanya'daki 102 mahalle başkanlarımızla görüşmüş olacağız diye konuştu. Alkü Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Doktor Ayşe Sibel Demirtaş, COVID-19 salgınının oluşturduğu belirsizliğin pek çok insan için oldukça stres verici olduğunu belirterek, koronavirüs yalnızca ölümcül bir hastalık değil, aynı zamanda toplumun ruh sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturuyor dedi. Çin'de ortaya çıkarak kısa sürede tüm dünya etkisi altına alan koronavirüs salgını mevcut dünya düzeninin de sorgulanmasına yol açtı. Pandemiyle birlikte insanların kaygısı ve yeni normal hayata uyum sorunları hakkında araştırmalar yapan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi doktoru öğretim görevlisi Ayşe Sibel Demirtaş salgının oluşturduğu belirsizliğin pek çok insan için oldukça stres verici olduğunu söyledi. Yürütmüş olduğum bir araştırmam oldu. Araştırmaya Türkiye'nin her bölgesinden 674 kişi katıldı ve araştırmadaki yer alan sorulardan bir tanesi koronavirüs salgının ruh sağlığınızı olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor musunuz sorusuydu. Bu soruya katılımcıların %35'i evet yanıtını verdi, %48'i kısmen, %17'si de hayır yanıtını verdi. 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme hayatına geçmeye başladıklarını aktaran Demirtaş, salgın henüz bitmiş değil ve geleceğimizi nasıl şekillendireceğini bilmiyoruz. Akıllardaki en belirgin soru, salgın ne zaman bitecek? Salgın ortaya çıkmadan önceki hayat koşullarımıza ne zaman dönebileceğiz? Pandeminin oluşturduğu bu belirsizlik pek çok insan için oldukça stres verici. Bu bakımdan koronavirüs yalnızca ölümcül bir hastalık değil. Aynı zamanda toplumun ruh sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturuyor dedi. Dünyayı sarsan bu yeni gerçeklik karşısında var olan durumu kabul edip bununla başa çıkabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Öncelikle gerçeği kabul edelim. Pandemi henüz bitmiş değil. Ne zaman biteceğini bilmiyoruz ve biz virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu bakımdan virüse ilişkin
tehlikenin farkına varalım, tehlikenin bilincinde olalım. Ancak tehlikeyi abartmadan, olumsuz ve ön yargılı düşüncelerimizin farkına varmalıyız. Uzmanlar tarafından önerilen sosyal fiziksel mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ederek yeni normal hayata uyum sağlamaya çalışmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde kaygı ya da endişe duyulmaması gerekli tedbirlerin alınmasını engelleyeceğini söyleyen Demirtaş, bir miktar kaygının uyumlu ve gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan uyumlu olmayan kaygı, gerçekçi olmayan korkulara tepki olarak gelişir ve bireyin uygun şekilde davranma becerisini önemli ölçüde etkiler diye konuştu. Diğer bir faktör de iki önemli pozitif kişilik özelliği olan umudun ve bilişsel kontrol ve esnekliğin kaygı üzerindeki koruyucu rollerini ortaya koymaktı. Beklendiği gibi umut düzeyi yüksek olan, bilişsel kontrol ve esneklik düzeyi yüksek olan kişiler daha az kaygı duydukları ortaya. Demirtaş, pandemi sürecinde ortaya çıkan ruhsal sıkıntıların uzun vadede başka ve kalıcı sorunlara dönüşmemesi açısından koruyucu ruh sağlığı programlarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Zorluklarla başa çıkabilecek inançlara sahiptirler. Dolayısıyla zor, sıkıntılı zamanlarda bunu bir engel olarak değil, aşılması gereken güçlük olarak görürler. Umutlu insanların bu özellikleri onların diğerlerine göre her zaman daha mutlu ve daha başarılı olmalarını sağlayan en önemli özelliktir. Yapılan birçok araştırmada kadınların erkeklere oranla daha kaygılı olduğunu ifade eden Demirtaş, bu durum hormonal farklılıklardan ve sosyal beklentilerden kaynaklanabilir dedi. Araştırmada ortaya çıkan diğer bir bulgu kadınların erkeklere göre daha kaygılı olması yönündeydi. Aslında bu bulgu önceki araştırma bulgularıyla tutarlı. Araştırmalar kadınların erkeklere göre daha kaygılı olduğunu ortaya koydu. Demirtaş, dünyayı sarsan bu yeni gerçeklik karşısında var olan durumu kabullenip bununla başa çıkmaya çalışılması gerektiğini söyledi. Uzmanlar tarafından önerilen sosyal fiziksel mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ederek yeni normal hayata uyum sağlamaya çalışmamız gerekiyor. Sonuç itibariyle umutlu düşünmeyi sürdürelim, gerekli tedbirleri alalım ve var olan durum içerisinde neler yapabiliriz bunlara odaklanalım. CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, yeni nesil televizyon Alanya Posta TV haber müdürü olarak göreve getirilen Özgür Yılmaz ve Alanya Posta Medya ailesine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Alanya Posta TV haber müdürü Özgür Yılmaz'a ilk hayırlı olsun ziyaretini Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ yaptı. Başarıları ile dikkat çeken Alanya Posta TV muhabiri Özgür Yılmaz'ın Alanya Posta TV haber müdürlüğü görevinde başarılarını ikiye katlayacağından şüphe duymuyorum. Yeni görevinde de Alanya Posta TV haber müdürü Özgür Yılmaz'ın başarılarının devamını diliyorum ifadelerini kullandı. Fenerbahçe camiasının yeni sezonda takımın başında görmek istediği teknik direktör Erol Bulut'u Akdeniz ekibi Aytemiz Alanyaspor bırakmak istemiyor. Hem ligde hem de kupada başarılı bir sezon geçiren Erol Bulut'u gelecek sezonda takımın başında görmek isteyen Alanyaspor yönetimi ikna görüşmelerine başladı. Başarılı çalıştırıcıyla görüşmeleri Başkan Hasan Çavuşoğlu, ikinci Başkan Kamil Köseoğlu ve Genel Koordinatör Mevlütan Çavuşoğlu'ndan oluşan 3 kişilik transfer komitesi yapıyor. UEFA'nın Trabzonspor'u Avrupa'dan 1 yıl men cezasından sonra UEFA Kupası için umutları artan Alanyaspor yeni sezon planlarını da bu doğrultuda yapmaya karar verdi. Aytemiz Alanyaspor'un TDV 1860 Münih takımından Efkan Bekiroğlu'nu transfer ettiğini Alman medyasında çıkan bir haber doğruladı. İki ayrı haber sitesinde yayınlanan haberde ve 1860 Münih kulübünün sosyal medya hesabından Efkan Bekiroğlu'nun Alanyaspor ile anlaştığını duyurdu. Haberde şöyle denildi. 1860 Münih Kulübü Direktörü Güter Gronzel basın açıklamasında Bekiroğlu'nu takımda tutmak için uzun süre çaba sarf edildiğini söyledi. Oyuncunun Süper Lig'e geçiş arzusunu anlayışla karşıladık. Efkan Alanyaspor'a bonservis bedeli olmadan gitti ve Efkan bu sezonun son gününe kadar 1860 Münih için ter dökmeye devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu bugün aldığı bir kararla Süper Lig'de 27. 28. 29. 30. ve 31. hafta oynanacak maçların saatlerini değiştirdi. Başakşehir ile Ankaragücü maçı 19.15'ten 18.30'a çekildi.
Trabzonspor, Göztepe, Galatasaray maçları ise 21.45'ten 21'e çekildi. Antalyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı ile ilgili herhangi bir değişiklik olmadı. Ve güne ait gelişmeleri aktardığımız bir bültenin daha sonuna geldik sayın seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sağlıklı, huzurlu bir akşam geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.